Gündemde öne çıkan maddeleri konuşacağız. Muhabir arkadaşımız Yakup Sağlam'a bırakacağız sözü. Yanında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin olacak. Evet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gürsel Tekin'le birlikteyiz. Gündem yoğun. Bütün konuları kısa kısa değerlendirmeye çalışacağız diyelim. Evet efendim, öncelikle teşekkür ediyoruz yayınımızı kabul ettiğiniz için. Teşekkür ediyorum. İsterseniz Mısır'da yaşanan bu darbe süreci sonrasında katliam devam ediyor. Buna ilişkin hem Türkiye'nin durduğu nokta hem de yaşanan gelişmeleri kısa bir değerlendirelim. Evet, maalesef tabii ne yazık ki 14 yıl önce yaşamış olduğumuz Marmara depremi gibi Mısır'da yaşanan bu acı olayı da şiddetle kınıyoruz. İvedilikle bu kanın durması gerekiyor. Tam da bu konuda her ne kadar Türkiye uzun süredir Orta Doğu coğrafyasında bütün bu komşularımızla tecrit edilmiş bir vaziyette de olsa, üyesi olduğumuz bütün örgütleri harekete geçirmemiz lazım. Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Örgütleri, NATO. Ya bu kabul edilecek bir şey değildir. İşte tam da Türkiye içe dönük değil. Uzun süredir aslında bizim belki burada da bir ders almamız gerekiyor. Türkiye'de uzun süre dış politikamıza baktığımızda dış politika iç politikaya malzeme edilemeyecek kadar çok önemli olduğunu AKP iktidarın kavraması gerekiyor. Umut ediyorum ki bu şiddet bir an önce sonlanır diye düşünüyorum. Oradaki büyükelçi çağrıldı, istişarelerde bulunulacak. Mısır'da karşı hata geçti, kendi büyükelçisini çağırdı. Bundan sonraki süreçte beklentileriniz, tahmininiz nedir? İşte bu politikalar sadece bugüne mahsus değil. Yani o one minute hikayesinden sonra başlayan sürecin ne kadar yanlış olduğunu, dış politikada iç politikaya devşirilemeyecek kadar önemli olduğunu kavramamız lazım. Bu politikamızı sadece Mısır'la ilgili değil, dış politika konusunda, Orta Doğu politikası konusunda kendimizi yeniden gözden geçirmemiz gerekir. Genel Başkan'ın Irak ziyaretinde Mısır'da galiba konuşulacak. Oradaki mesajlarınız ne olacak tam olarak? Elbette ki barış olacak. Sayın Genel Başkanımızın Orta Doğu'ya davet edilişinin temel sebebi de Orta Doğu'nun barışının ivedilikle sağlanması gerekiyor. Bayram günü, bakın, en kutsal günümüzde bayram günü Orta Doğu coğrafyasının tamamında, hangi gün? Dinimizce kutsal sayılan bayram gününde binlerce insan öldürülüyorsa hepimiz kendimizi gözden geçirmemiz lazım. Orta Doğu'da da, bizde de, hepsinde de barışın sağlanması için çaba sarf edeceğiz. Amerika'nın, Birleşmiş Milletler'in ve Suud Kralı'nın yapmış olduğu açıklamaları bu noktada nasıl değerlendirelim? Devamlı onu da iktidara soruyorum. Daha dün biz küresel gücüz. Sayın Başbakan'ın hani bizde kirvelik ilişkileri var ya, böyle ayda bir kirveler birbirlerine gidip gelir. Her ay Katar'a gidiyordu. Şimdi ben sormak istiyorum. Ne oldu bu Katar'la, Arabistan'la, Amerika'yla ilişkileriniz bir günde kopabilecek vaziyete geldi? Bütün bunları iktidar yetkililerinin vermesi gereken cevaplardır. Mısır'da darbe depremi dedik. 14 yıl önce 99'da da maalesef bugün gerçek acı bir deprem yaşadık. Evet. Türkiye 14 yılın ardından depreme hazırlıklı mı? Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Ne yazık ki hani deveye demişler ya, boynun niye eğri demiş, nerem düzgün ki? 14 yıl önce çok büyük bir acı yaşadık. Hani bir deyim var ya, insanlar cehennemi görmeden cennete inanmaz. Büyük bu cehennemden sonra zannettik ki iktidarlar ciddi bir uğraş içinde olacak ve depremin dönüşümü için bütün bilimsel çalışmalar yapıldı ama ne yazık ki bir arpa boyu yol alınamadı. Hepiniz hatırlarsınız. Gazetelerinize, televizyonlarınıza baktığınızda göreceksiniz. Deprem konteynerleri konulmuştu. Var mı şimdi? Ne oldu bu deprem konteynerleri? Deprem için, depremin olası bir depremde kullanılması gereken kamu alanları var mı? Ne var şimdi yerinde? Sayın Başbakan çok merak ediyor. Efendim işte Bodrum'da bir tane kaçak yer bulmuş da yıkılsın. Nerede kaçak varsa hepsini yıkalım. Ama Sayın Başbakan, sizin 6, 7, 8 emsallar vicdanımı kanatıyor dediğiniz yerde gelin İstanbul'da 20 emsalları, 18 emsalları, 13 emsalları size göstereyim. Esenyurt'ta, Esenyurt'a bir gidin, 14 emsal. Bu kabul edilir gibi değil. Biraz önce gördünüz. Şimdi Sayın Başbakan bugün Bursa'da hiçbir şey olmamış gibi, o fotoğrafı görmeyeceklermiş gibi, gazeteler de görmeyecek, ben biliyorum, televizyonlar da görmeyecek. Efendim kentsel dönüşüm yapıyor. Kentsel rezaleti gördünüz değil mi orada? Eğer bu dönüşümünüz bu kentsel rezalet gibi olacaksa ellemeyin, bırakın kalsın kardeşim.
Bu noktada CHP'li belediyeleri... Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz uzun süredir depremin dönüşümü için, sadece deprem değil, ulaşım dahil olmak üzere bu çalışmaları, sayın hocam dahil olmak üzere, yüzün üstünde bilim adamlarıyla, üniversitelerle burada çok ciddi bir çalışma yaptık. Ve bu çalışmalarımızın tamamı üniversitelerde ders kitapçı olarak okunuyor. Keşke Çevre Şehircilik Bakanlığı okuyabilse, keşke Sayın Topbaş okuyabilse, inşallah CHP iktidarıyla bu projelerimizin tamamını uygulayacağız. Kentsel dönüşümde hiç kimse mağdur olmayacak. Bakın Sultan Mahallesi'nde binlerce insan mağdur oldu. Tarla başında binlerce insan mağdur oldu. Önümüzdeki günlerde binlerce insan mağdur olacak. Bu bir kentsel dönüşüm değil, bu bir kentsel soykırımdır. Bu soykırımdan ivedilikle vazgeçmemiz lazım. Gelin hep beraber biz de destek verelim. Bilimsel altyapısı olmuş, çalışılmış. Türkiye'nin, dünyanın en önemli üniversiteleri Türkiye'de şu anda. Bu üçüncü köprü çalışması ile ilgili Sayın Topbaş'ın söyleyebileceği iki cümle yok mu? Bu ya da İstanbul'daki üçüncü havalanı, İstanbul'daki kentsel dönüşümlerle ilgili bu üniversitelerin söyleyebileceği iki cümle yok mu? Kime soracağız? Kasaplar odasına mı soracağız? Bir soralım onlara. Onlar da aynen bizim gibi bilimsel olarak bunun olmayacağını söyleyeceklerdir. Peki, halka sorma vakti geliyor. Sandık yaklaşıyor. Son günlerde özellikle Büyükşehir Belediye Başkan adayları konuşuluyor. CHP'de Sarıgül ismi var yok. Siz de bir an önce açıklasın demiştiniz. O da ben yurttaşlarla dolaşıyorum. Onlara soruyorum. Adaylık için değildi bizim söylemiş olduğumuz, üyelik için. Adaylık Cumhuriyet Halk Partisi'nde onlarca adaylar var. Bakın işte pırıl pırıl isimler var. Yani CHP öyle kıtlıkta falan değil. CHP'de çok adayımız var. Herkes yarışabilir. Ama bizim birinci önceliğimiz kimin aday olacağı değil. Birinci önceliğimiz İstanbul'u bekleyen çok ciddi sorunların olduğunu. Sayın hocam, Sayın Topbaş'a çok basit bir soru sormuş, onun cevabını alamamış. Şimdi ben soruyorum burada. Bizim İstanbul'daki yapı stoğumuzu bilen bir insan var mı? Eğer bir kentin belediye başkanı 20 yıllık bir süreç içerisinde yapı stoğunu bilmiyorsa ya da İstanbul'da bu yaşanan bütün sorunlar karşısında zaman zaman akşamları televizyonlarda gazetecileri görüyorum. Efendim diyor ki İstanbul'da ne sorun var? O gazeteci kardeşlerime sormak istiyorum. Allah aşkına evinize giderken ya da işinize giderken siz helikopter mi kullanıyorsunuz? Ya ne sorun var deyince herhalde bunun adı da başka bir şey olur diye onu da kullanmak istemiyorum. Peki, bu sıkıntıları çözecek bir CHP yönetimi İstanbul'a gelecek mi sizce? Tabii ki gelecek. Bütün bunlar çok kısa süre içerisinde. İstanbul'u şu anda aynı zamanda biraz önce anlatmış olduğumuz bu kentsel dönüşümle beraber %28, %30'a varan, belki top başta yok ama bizde var bu çalışmalar. %30'unun mülkiyet sorunu var. Eviniz var, tapunuz yok. Tapunuz var, imarınız yok. Bütün bunların çalışmaları hazırlanmış. 2008'den beri hazır. Bugün sadece bugün değil. İnşallah CHP iktidarıyla bunları hayata geçireceğiz. Efendim çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet,